Ses. Ya ben çok alışık değilim. Ama yaşanan olanlar herkesin göz önünde. Herkesi ilgilendiren, yani aslında sadece Fındıklı'ya dair değil bu mevzu. Ülkemizde gelişen baskı, yıldırma tam çok farklı değil. Yani bu doğa, dere, çevre meselesi ama bütün aslında insanın ve insanlığın bütün iyi, güzel gelişimine yönelik bu yargılama, bu saldırı. Fındıklı'ya dair özel bir şeyler söylemek istersem, son bu 2-3 yıldır bu anlamda, yani hem mücadele, hem doğa, hem dere mevzularında biraz kafalar muğlak, karışık olmasının ve sonucu gibi geliyor. Göründüğü gibi son birkaç yıldır çok da rahat değiliz savunma anlamında. Üzülerek söylüyorum, çok az insan ve çok daha böyle bariz, açıktan bir saldırı karşı karşıyayız. Buna yönelik özellikle Fındıklı'daki arkadaşlar bu sorumluluğu, yani illa burada 2-3 kişi falan değil, yani biz çıksak da mesele bitmeyecek tabii. Ama biraz daha böyle kelletlenerek, el ele tutuşmayı biraz daha önemseyerek, eğer varsa kuşkular, şüpheler, zaaflar, kime ne görev düşüyorsa, şahıslar, kurumlar, temsiliyeti bulunan kimseleri de düzgün bir şekilde belki uyarmak durumundayız. Çünkü bu ertelendi ama bitmiyor. O jandarma görevlisi, vatandaş yalnız değil. Bunun arkası işte güçler de çok şaibeli, çok bilinmez de değil. Yani sermaye yapısıyla, yönetim şekliyle neyse bunları sürdüreceklerini gösteriyor. Bu vatandaş belki çok masumane olabilir yani. Kendine dokunmuştur, kendi bilmem ne işte onuruna vesaire ama asıl onurunu zedelenen, dokunan bizleriz yani. Bu ülkede, bu vatandaşta, bu yörede, bu doğada yaşayanlardır. Çok klasik bir sonuç. Evet, teşekkür ettim. Bu yanışma için. Geldiniz. Emre biraz daha girer misin? Tamam. Ben de 15 seneden beri Fındıklı halkıyla yaptığımız yaşam alanımızı savunmak, korumak için yaptığımız mücadele aynen devam ediyor. Alanımızda yine devam edecek. Mahkemelerde devam edecek. Hiç susmuyoruz. Yaşamımıza, geleceğimize sahip çıkacağız. Sahip çıkıyoruz. Buraya gelen herkese teşekkür ediyorum. Gönlü bizimle olan bütün derenin kardeşi bileşenlerimize, mücadele edenlere herkesi selamlıyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Mücadelemiz devam ediyor, edecektir. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, birçoğunuz zaten şahit oldunuz. Duruşma yaşandı, mahkeme göründü. Mahkeme sonucu itibariyle 12-10-2022 günü saat 10.45'e ertelenmiş durumda. Mahkeme ertelenmiştir. Fakat mücadele ertelenemez. Davamız asla ertelenemez. Bizim davamız kurdun kuşun davasıdır. Bizim davamız bir tane ağacın, bir tane böceğin davasıdır. Bizim davamız insanların değil, insanlığın davasıdır. Bizim davamız suyun, yaşamın, yaşam alanlarının davasıdır. Bizim davamız Avni'nin, Behçet'in, Hüseyin'in, Ayşe'nin, Fatma'nın davası değildir. Bizim davamız doğamızın, geleceğimizin, yani yaşamın olma
olması ya da olmaması davasıdır. Bunun için hep söylüyoruz. Biz kendimizi değil yaşamı savunuyoruz. Biz kendimizi değil yaşam alanlarını savunuyoruz. Savunmaya devam edeceğiz. Düşeceğiz, kalkacağız. Yeniden düşeceğiz ama başaracağız. Ta ki bu ülkenin bütün yaşam alanları özgür, güzel ve yaşanabilir olana kadar bu devam edecek. Bir kişi olsak bile, 100 kişi olsak bile, Fındıklı olarak tek başımıza kalsak bile hiç sorun değil. Burada bulunan herkes mutlaka biliyor ki Erzincan İliç'te bir arkadaşımız, bir dostumuz, bir yaşam savunucusu tek başına uluslararası şirketleri dize getirdi, projeyi durdurdu, iptal etti. Tonlarca siyanür zehiri nehirlere, göllere aktı. Hiç kimse yoktu sağında solunda. O arkadaş tek başına uğraştı, tek başına direndi ve kazandı diyebiliyorum. Dolayısıyla biz Fındıklı'da daha güçlüyüz, daha avantajlıyız. Bütün siyasi partilerimizle, bütün muhtarlarımızla, bütün sivil toplum kuruluşlarıyla, bütün muhtar ve halkımızla beraber 15 yıldan beri çivi çaktırmadık. Bundan sonra da bir kazma, bir çivi vurdurmaya niyetimiz yok. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam. Devam edelim. Sevgili arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün üç arkadaşımızın duruşmasındaydık, duruşmayı izledik. Öncelikle şunu söylememiz gerekiyor ki bütün dünyada büyük bir ekolojik yıkım var, iklim krizi var ve pandemi var. Bütün bunların nedeni belli. Nedeni doğal yaşam alanlarımıza arsızca, hayasızca, dizginsiz sermaye saldırısı. Ya yaşam alanlarımızı koruyacağız ya da yok olup gideceğiz. O kadar basit. Ya kıyameti yaşayacağız ya bu dünyada doğayla beraber barışık yaşamaya devam edeceğiz. Tercih bizim. Şimdi arkadaşlarımızın tercihi son derece net. Kıyameti yaşamak istemiyoruz diyorlar. Ve yaşam alanlarından nöbete durmuş vaziyetteler. Derilerini koruyorlar, sularını koruyorlar. Şimdi burada yargılanması gereken arkadaşlarımız değil. Yargılanması gereken derelerimize, suyumuza göz koyanlar, ısrarla, inatla, sürekli olarak bunu başımıza bir tehdit olarak sürekli yansıtmaya çalışan güçlerdir burada yargılanması gerekenler. Bizim huzurumuzu bozuyorlar. Arkadaşlarımızın huzurunu bozdular. Doğanın ve aynı zamanda köylerinin huzurlarını bozdular. Barışı bozdular. Ekolojik saldırı olduğu müddetçe, derelerimize, sularımıza saldırı oldukça bu huzur kalmayacak, barış kalmayacak. Doğa zaten bizi affetmiyor, affetmeyecek. Şimdi bakın, tabii Allah göstermesin derler, biz diyelim. Bakın bu iklimin yarattığı sonuçları inşallah yaşamayız ama sellerle, afetlerle, heyelanlarla yaşayacağız. Yaşamaya devam edeceğiz. Türkiye'nin her yerinde yaşadığımız budur. Arkadaşlarımızın ödüllendirilmesi gerekiyor. Yargılanması değil, artık doğamıza el uzatmaktan vazgeçin. Doğamızla barışık uyum içerisinde huzurlu yaşam hakkı en evrensel insan hakkıdır. Bu hakka saygı gösterin. Bundan başka diyeceğimiz bir şey yok. Evet değerli arkadaşlar. Bugün aslında sürekli olan bir şeyi yaşıyoruz. Nasıl ki yaşam alanlarını savunan herkes Türkiye'nin neresinde olursa olsun mahkemelerde bu işlerle karşılaşıyorlarsa bugün de aynı uygulamayı görüyoruz. Bu uygulamalar aynen devam edecektir. Fakat ne olursa olsun mücadele devam edecektir. Bu sadece bir çevre mücadelesiyle sınırlı kalmayıp aynı zamanda yaşam alanlarının korunması, yaşam alanlarının yağma edilmesine karşı da yapılan bir tercihtir. Bu arkadaşlarımız bu tercihlerini burada bulunan herkesle beraber göstermiştir. Derelerin kardeşliği olarak tüm bileşenleriyle beraber arkadaşlarımızın her zaman yanındayız. Dün de yanındaydık, bugün de yanındayız. Yarın da yanında olacağız. Çünkü bu mücadele sadece onların verdiği mücadele değil, hepimizin vermiş olduğu mücadele. İnanıyorum ki
Onlar bu saldırılardan devam edecekler. Bizler de savunmaya devam edeceğiz. Yaşam alanlarımızı korumaya devam edeceğiz. Eninde sonunda kazanan bizler olacağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İnşallah. Evet, sen derelerin anahtarı ilan ettik. Sen ne diyeceksin? Geldin duruşmaya, izledin çocuklarına. Açılabilir miyiz biraz? Bitti benim laflarım. Yani açlıktan millet yerinde titriyor, duramıyor. Biz su içiyorduk, derelerimin suyu. O da bizde. Uzaklaştık. Ben daha ne diyeyim? Allah Celle Şanı 3 tane, 4 tane maaş alanlara Allah Celle Şanı açık açık ediyor. Onlara kan kustursun. Sen bir şey söyleyecek misin? Ben de söyleyeyim. Çocuklarımız da yetmişimizi izliyor. Merkezler izliyor.